Legend Futbol'dan merhaba. Gündem programında bu kez bir gazeteci arkadaşımızı konuk edeceğiz. Ama önce Yalçın abi merhaba. Merhaba. Fenerbahçe'yi biten sezon arkasından Mehmet Emin Uluş'la konuşacağız. Onu sorgulayacağız bir anlamda. Mehmet merhaba. Merhaba. Merhaba Mehmet. Merhaba Yalçın abi. İyi yayınlar. Sağ ol Mehmet. Sana da geçmiş olsun. Sezon bitirdin ama bir gazeteci için galiba en zor dönem başlıyor. Transfer dönemi başlıyor. Artık evet, bir de seçim var malum. Seçimden hareket bekliyor musun? Ya beklemiyorum. Yani Ali Bey başkan adaylığını açıklar. Bu hafta herhalde. Ondan sonra belki muhalif isimlerden açıklamalar gelir. Ama Ali Bey aday olur. Kuvvetle muhtemel tek aday gibi girer seçime. Kazanır, devam eder. Açıkçası benim de tahminim öyle. Mehmet, senden bu sezonki Fenerbahçe'yi genel olarak yani birinci haftadan son haftaya yaşadıklarını şöyle kısaca bir özetlemek istesen. Aklına neler kaldı? Üç kelimeyle özetleyeyim. Vasat, kötü, berbat. O zaman tek kelimeyle sorayım. Sebep? Sebep yanlış takım kurgusu ve yanlış hoca tercihi. Yani ya bu takımın başına Erol Bulut'u getirmeyecektiniz ya da Erol Bulut'u göreve getiriyorsunuz. Transferlerin tamamını Erol Bulut'a teslim edecektiniz. Devre arası hamlelerini doğru buldun mu? Devre arası hamle dediğiniz devre arasında yapılan transferlerden sadece Salay'dan gerçek anlamda bir futbolcu verimi alabildi Fenerbahçe. Onun dışında Mesut'un durumu zaten malumdu. O sayedeseniz evlere şenlik. İrfan Can için de yeterli yorum yapabileceğimiz, değerlendirme yapabileceğimiz bir süre olmadığını düşünüyorum. Zaten sakat olarak transfer edilmişti. Peki Mehmet, yani sen genel anlamda sezon başından beri yapılan transferlerin Fenerbahçe açısından doğru olduğunu gördün mü? Doğru olduğuna inanıyor musun? Hayır, kağıt üstüne doğru transferlerdi. Ve Fenerbahçe bir tercih yapmak zorundaydı. Açıkçası şunu gördük mesela. Bu takım Gustavo ile mi oynamak durumunda yoksa Sosa ile oynamak durumunda? Yani iki farklı Fenerbahçe izledik aslında. Erol Bulutlu, Gustavo'lu Fenerbahçe, Emre Belezoğlu'nun Sosa'lı Fenerbahçesi. Ve benim nazane fikrim Sosa'lı Fenerbahçe daha efektif bir takım görüntüsü veriyordu. Ama siz sezon boyunca elinizdeki kadro derinliğini kafa karışıklığı olarak yaşayıp da neredeyse ilk 30-32 haftada yanılmıyorsam Fenerbahçe aynı 11 ile sahaya çıkamadı. Tabii ki bunda pandeminin, sakatlıkların, cezaların, düşük performansının etkisi vardır ama şampiyonluğa oynayan bir takımdan bahsediyorsanız mutlaka ilk 11'inize en azından bir 8-9 ismi banko yazmanız gerekiyor. Yani biz ilk haftalarda Fenerbahçe için işler benim vasat bazılarının muhteşem gittiğini söylediği dönemlerde bile konuştuğumuz isim Altay Bayındır'dı. Yani Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda hatta Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlarda bile kahraman kaleci oluyorsa bu takımda ciddi bir problem var demektir. Yani şimdi Erol Hoca atıyorum bir oyuncudan verim alamadı diyelim. Mesela Novak'tan. Geçen sezon Süper Lig'in en çok gol atan bek oyuncusundan verim alamadı. Peki milli takım kaptanı unvanıyla gelen Tisserand'dan, çok umut vaat eden stoper Lemos'tan, geçen sezon gol krallığı yarışını son haftaya kadar kovalayan ve ikinci sırada biten Sisse'den, ligde dengeleri bozduğunu düşündüğü Mert Hakan'dan, yine şu anda ekranda Ozan'ı görüyoruz. İnişli çıkışlı grafikler sergileyen sonradan tekrar yükselişe geçen Ozan'dan ve birçok daha isim sayabiliriz. Perotti'yi bir kenara koyup birçok oyuncudan verim alamayan Fenerbahçe var. Dolayısıyla tek oyuncu olsaydı bu oyuncu üzerinden ya da hoca üzerinden okuyabilirdim. Ama bir sürü oyuncu beklentilerin çok altında kalıyorsa Fenerbahçe'de gerçekten yapısal bir problem vardır düşüncesindeyim. Yani şöyle düşünün. Evinizin anahtarını alıp arabanızı çalıştıramazsınız.
arabanızın anahtarıyla evinizin kapısını açamazsınız. Fenerbahçe'de bir uyumsuzluk söz konusu. Şimdi ben bir takım yapılıyor, bir hoca alınıyor. Ama birbirine tutmuyor bunlar. Mehmet, ben mesela kendi adıma takımın çok fazla bu işe hırslandırıldığını da düşünmüyorum. Yani direkt bir 11'in sağlanamaması, onu demin Yalçın abiyle de konuştuk biz burada senden önce biraz. Bir 11 kurulamadı ve takım işe tam adapte olamadı diye düşünüyorum. İşte mesela şimdi önümde bir tane notum var. Fenerbahçe'de bu sezon kaç tane kırmızı kart çıktı ligde, tahminin var mı? 4 tane çıktı, ben söyleyeyim. 4 kırmızı kart çıktı. 4 kırmızı kartı Emre futbolculuk zamanında tek başına görüyordu. Yani bir futbol, tabii ki bir takımın kırmızı kart görmesi iyi bir şey değil. Ben bunu onayladığımdan, ama hani hırs yaparsın, mücadele edersin, kendini kaybedersin, arada kaza çıkar, kırmızı kart olur. Bu iş futbolun içinde olan bir şey. Takımın bir 11 sağlayamamasına ötürü olaya tam motive olamadığı kanısındayım. Haklısın. Ben de senin fikrini şöyle destekleyeyim o zaman. Mesela Emre Belezoğlu göreve geldikten sonra puan kaybedilen 2 maç. 3 maçın ikisi diyelim. Bir tanesi Malatya deplasmanda berabere biten karşılaşma. Diğeri Sivas maçı. Bir de Alanya beraberliği var. Şimdi hatırlayalım. Alanya beraberliğinden sonra Fenerbahçe yönetimi kıyameti koparttı. İşte kural hatası yapıldı, hakem hatasıydı, ifap kuralları vesaire vesaire. Ama çok daha önemli iki örnek var bu diğer maçlarda. Malatya maçının son dakikasında Tiam'a yapılan nizami pozisyon, nizami penaltı. Bakıyorsunuz bir Allah'ın kulu itiraz etmiyor. Sahadaki oyunculardan bahsediyorum. Dönüyoruz Kadıköy'deki Sivas maçı. Yanılmıyorsun 70. dakika. Sisse'ye ayağına darbe var ceza sahası içinde. Kurallar dahil nizami penaltı. Sisse dahil olmak üzere bir Allah'ın kulu itiraz etmiyor. Şimdi siz yönetim olarak, başkan olarak, teknik direktör olarak hakemlerden şikayet ediyorsanız, hatta ve hatta iş VAR odasında efendim ofsayt çizgisini çeken teknisyene kadar, işte bu teknisyenin FETÖ'cü olmasına kadar gidiyorsa, bu kadar savunuyorsanız sizin futbolcunuz sahada ne yapıyor? Yani en basit, bunu unutmayalım. Fenerbahçe olarak biz bunları gördük, yaşadık. Bir taç için kavga eden futbolculardan penaltısı için itiraz etmeyen adamlar topluluğuna dönüştü Fenerbahçe. Yani gençlerin özür diliyorum, Sivas maçını kazansa şampiyon olabilecek bir Fenerbahçe var. Sahada bakıyorsunuz halı sahada ter atmaya gelmiş adamlar topluluğu görmüyor. Peki Mehmet, başkan ortada, Ali Koç'u çok gördük. Yönetim nerede? Yani şimdi bunu sorarken, şimdi mesela Metin Sipahilo ile Selahattin Baki, benim bildiğim evet, kadarıyla kendileri yedek yöneticiler. Şimdi Fenerbahçe'nin yönetiminde çok önemli isimler var. İşte Burhan Karaçam, Erol Bilecik, evet, Şaban Erdikler, Fethi Bey. Şimdi bu isimlerin biz hiçbirini göremiyoruz. Yani yok ortada gibiler. Sanki Ali Koç tek başına, iki tane de yedek yönetici gerektiğinde, bana göre çok önemsiz olan, ya da pardon aman yanlış anlaşılmasın, bana göre çok zamansız olan bir eski şampiyonluk savaşına girdiler. Onları görüyoruz ama yönetimimiz bir etkisini göremiyoruz. Yalçın abi de mesela eski zamanlarda, sen çok iyi hatırlarsın, Ali Şenler zamanında yöneticinin etkisi vardı. Mutlaka tabii canım, kesin. Yani eğer Mehmet'in demin anlattığı pozisyonların hepsinde daha önceki dönemlerde bu tip şeyler olsa kıyameti kopartırdı. Hemen maç sonrası, maçın arkasından bir sürü yorumlar yapılır, eleştiriler yapılır, suçlamalar yapılırdı. Ama maalesef Fenerbahçe'de Mehmet'in dediği gibi zaten önce futbolcular tepki göstermemiş sahanın içinde. Dolayısıyla yönetim kanadına da tam olarak taşmamış bu. Peki Fenerbahçe yönetiminde bir kopukluk var mı Mehmet? Bir şey söyleyeyim size. Öncelikle bu bahsi geçen yöneticilerimiz de maalesef Sayın Başkan'ın düzenlediği basın toplantılarında, statta düzenlenen basın toplantılarında görüyoruz. Biz de kendilerini görme imkanı yakalayamıyoruz. Acı bir bilgi paylaşayım sizle. Mesela Fenerbahçe yönetimi, ki ben bunu isim vermeyeceğim ama bilgi anlamında paylaşayım.
Bunu bir yöneticiye açıp bunu da anlattım. Şimdi Gençler Birliği maçı sonrası VAR çizgisini çeken teknisyenle ilgili FETÖ'cü iddiasında bulunan yöneticilere şunu söyledim. Bakın dedim, bu somut bir bilgi değil. Bunu ispat etmek çok zor. Ama dedim size somut bir bilgi vereyim. O gün itibariyle söylüyorum. Fırat Aydınus kaç haftadır Galatasaray maçlarına verilmiyor? Bunu biliyor musunuz diye sordum. Bunu da Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal, Selahattin Bey'in dikkatine şeklinde bir başlıklı yazıyla kaleme aldı. Bilmiyorlar. 24 hafta dediler. Dedim ki yaklaştınız. 24 değil 29 ama hafta değil ay. Fırat Aydınus 883 gün boyunca Galatasaray maçlarına verilmiyor veya verilemiyor. Bu sırada 3 tane TFF başkanı, 4 kere de MHK başkanı değişmiş. Bir Allah'ın kulu Fenerbahçe'den çıkıp bunu sormuyor, sorgulamıyor, bu işin üstüne gitmiyor. Ama maalesef işte VAR teknisyeni FETÖ'cü diye ortaya çıkabiliyorlar. Yani Fenerbahçe yöneticileri derslerini doğru düzgün çalışmadıkları için veya doğru bilgi akışı sağlanmadığı için ellerindeki somut bilgilerle Fenerbahçe'nin hakkını savunamıyorlar. Siz bu kadar pasif kalıyorsanız, bu kadar bilgiden yoksun hareket ederseniz haklı davanızda bile maalesef hakkınızı alamazsınız. Hatta daha acısı komik duruma düşersiniz. Bir şey daha ekleyeyim son olarak. Metin Bey'le, Metin Sipahioğlu'yla bir haber kalemi aldım ben Fenerbahçe'nin harcamalarına dair. Metin Bey bunun üzerinde beni aradı. Sen dedi bu rakamları nereden çıkartıyorsun? Ben de şunu söyledim kendisine. Kaptan, kamuoyu aydınlatma platformundan aldığın Fenerbahçe'nin resmi bildirimi. Bakın oradaki rakam üzerinden ben bunu haber yapıyorum. Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yöneticisinin bu bilgiden ya haberi yok ki bu iyi ihtimal haberi olmaması ya da daha kötüsü bu konularla ilgisi yok. Peki Fenerbahçe yönetiminde kendi içerisinde bir kopukluk hissediyor musun? Yani şimdi önümüzde kongre de var. Yani yönetimde ciddi bir değişiklik olabilir mi? Yönetimde ciddi bir değişiklik olmak zorunda. Yani belki de Sayın Ali Koç kalacak. Bütün yönetim belki bir ya da iki isim hariç değişecek ve değişmek zorunda. Mehmet, peki bu hamleyi Ali Koç daha önceki yıllarda yapamaz mıydı? Yani yönetim kongresi kararı alıp yönetimi istifaya götürüp yeniden tekrar yönetim seçimi yapsaydı Fenerbahçe belki bugünlere daha iyi gelebilir miydi? Yapmak zorundaydı zaten. Yapabilirdi, yapmalıydı. Bununla ilgili camianın duayenleri, Fenerbahçe'yi takip eden gazeteciler, spor yazarları, siz, biz, hepimiz bunu hatırlattık, söyledik ama maalesef Sayın Başkan bu konuda bir tasarrufta bulunmadı. Yani Fenerbahçe Sayın Başkan'ın ki göreve geldiğini hatırlarsınız, ben Fenerbahçe'de bir futbol kültürü, spor kültürü inşa etmek istiyorum diyen Sayın Başkan'ın iki dönem, en az iki dönem görev yapmam gerekiyor diyen Sayın Başkan'ın İlk görev döneminde 3 yıllık sürede Fenerbahçe'nin en büyük başarısı ligi 3. bitirmektir. Fenerbahçe 7. olmuştur, Fenerbahçe 6. olmuştur. Rakipleri Şampiyonluk Kupası, Türkiye Kupası kaldırırken Fenerbahçe kupasız kalmıştır. Ve küme düşme korkusu yaşamıştır. Bu arada Kadıköy yol geçen adına dönmüştür. 3 sezonda Fenerbahçe bir derbi galibiyeti almıştır. Bütün bu süreç futbolculara, teknik adama, ilk kişiye değil, her şeyden önce yönetim kuruluna ve ilk başta da Sayın Ali Koç'a yazar. Peki Mehmet, şu isim var mı? Yani Ali Koç gerçekten bu söylediklerinin farkına varıp acaba ben bir yol yordam değiştireyim, yönetimi şey yapayım, biraz daha etkin olayım, biraz daha farklı bir yol izleyeyim kanısına varmış mıdır? Öyle bir gözlemin var mı? Deniz, şöyle söyleyeyim, şimdi yorumlar
eldeki bilgilere, önceki yaşanmışlıklara dayanarak yapılırsa sağlam temele oturur diye düşünüyorum. Sevgili Alican'ın da dahil olduğu, birçok Fenerbahçe muhabirinin dahil olduğu bir camiye sesleniş toplantısı yapmıştı Sayın Başkan. Orada kendisine şu soruyu sormuştum. Rize mağlubiyeti yaşanmıştı. Avrupa'da hizmet şeklinde bir skor alınmıştı Dinamo maçı. Dedim ki Sayın Başkan'a, kokuyla devam edecek misiniz? Şöyle bir cevap verdi. Büyük bir facia olmadığı sürece evet. Fenerbahçe Rize'den 3 değil de 5 mi yemesi gerekiyordu? Efendim 4 hatta 8 yiyebileceği maçı 4 ile kapatması Fenerbahçe için teselli miydi? Başkan nasıl bir büyük facia bekliyordu? 10 hafta dayandı kokuya. Yine aynı sorunun devamında dedim ki Sayın Ali Koç'a, Başkan Ali Koç'a, taraftar Ali Koç'un kredisi ne kadardı? Bunu her türlü kayıttan da bulabilirsiniz. Bizzat kendi ifadesi. Ben dedi, Başkan Ali Koç'un neler yapabileceğini çok iyi bildiğim için kredisi sonsuzdur dedi. Ama gelinen noktada yapılanlar bunlar. Bugün imkan olsa yine aynı soruyu sormak isterdim Sayın Başkan'a. Maalesef ki sorduğun soruya temenni olarak evet diyorum. Ama nihayetinde benim beklediğim kadar güçlü hamleler gelecek mi konusunda çok ciddi endişelerim var maalesef. Sezon içerisinde Fenerbahçe'nin en iddialı olduğu dönemde yepyeni bir gündem atıldı ortaya. Yani 1959 yılı sezonu öncesindeki şampiyonluklar alınsın alınmasın. Sana göre bu Fenerbahçe camiasını, özellikle futbolcuları, maçlara motivasyonu nasıl etkiledi, zamanı mıydı? Ya da o gündem bir şeylerin üstünü örtmek için miydi? Ben bir şeylerin üstünü örtmek için olduğunu düşünmüyorum. Ama elma ile armutun da karışıldığına inanıyorum. Fenerbahçe yönetiminin bu süreci tamamen futbol takımının uzağında yürütmesi gerekiyordu. Takıma asıl zarar veren noktanın ise son 3 yılı baz alarak söylüyorum. Şu yersiz, abartılı hakem tepkileri olduğuna inanıyorum. Şöyle ki Kadıköy'de Fenerbahçe Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Gençlerbirliği o gün itibarıyla ligin sonuncusuydu. En az maç kazanan, en çok gol yiyen, en az gol atan takımıydı. Evet. Fenerbahçe maalesef ki o gün 35. dakikada duran toptan Gençlerbirliği'nin takım halinde hata yapması sonucu gol atabildi. Hemen arkasından bir gol yedi, ondan sonra bir gol daha yedi ve o maçta en az 4 net pozisyon daha verdi. Direnemedi, mücadele edemedi, berbat oynadı. Ama maç sonunda şöyle bir açıklama geldi. İşte o Gençlerbirliği'nin attığı ikinci gol ofsaytti, VAR teknisyeni vesaire vesaire. Fenerbahçe puan kaybettiği her maçtan sonra mevcut yönetim bu konuları o kadar dillendirdi ki futbolcu grubunun kafasında kuvvetle muhtemel şu fikir oluştu. Biz aslında çok güzel oynuyoruz, her şeyi de doğru yapıyoruz ama bu hakemler bizim başarımıza engel oluyorlar. Yani bir inanç yanılsaması yaşıyor takım. Evet. Yakın isimden böyle şeyler diyoruz Yalçın abi. Sen Mehmet'e bir şey sormak istedin. Farklı bir şey var mı? Ben Mehmet'le ilgili Mehmet'e şunu sorayım. Mehmet, yeni dönemde Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile devam etmeli mi? Yoksa yeni bir teknik adam arayışına girmeli mi? Şimdi bence devam etmemeli. Şöyle ki Emre'yi ben çok severim. Benim için çok kıymetli futbolculuğu, insanlığı, Fenerbahçeliği. Çok özel bir yerdedir Emre Belözoğlu benim için. Ama bu süreç hem Emre'ye zarar verecek hem Fenerbahçe'ye zarar verecek. Fenerbahçe staj yapma yeri değildir. Hele ki bu yaşanan 3 sezon ardından çok daha ciddi hamleler yapılmalıdır. Ama şunu da belirteyim. Eğer Emre'yle devam edilecekse ki benim ters fikirde olmama rağmen mevcut takım yapısını düşündüğümüzde kadroyu kuran ismin Emre Belözoğlu olduğunu hatırladığımızda Emre'yle devam etme ihtimali de vardır. Ama
şunu da hatırlayalım ki en ufak bir olumsuz yola sapıldığı zaman bu süreci ne takım kaldırabilir, ne Emre kaldırabilir, ne yönetim kaldırabilir. Son olarak cami taraftarların çok merak ettiği bir isim soracağım. Yani şimdi sen kulübe yakın muhabirsin. Bütün gün bunların peşinde koştuğunu da biliyorum. Aziz Yıldırım ne yapıyor sana gelen duyumlara göre? Yani acaba içinden Aziz geçiriyor Başkan, mu? Yok, yok. Aziz Başkan iyi. Sağlığı da yerinde. Kesinlikle aday olmayacak. Hatta benim beklentim şu yönde. Seçimden birkaç gün önce çıkıp bunu açıklayacak aday olmayacağına dair. Ama insanların şu yanılgıdan çıkması gerekiyor. Paralı başkan doğru başkandır. Ben buna inanmıyorum. Şunu hatırlayalım. Bugün Fenerbahçe ve hatta Türk futbolunun bence yaşayan en büyük başkanı olarak addedebileceğim Aziz Yıldırım. Fenerbahçe başkan adayı olduğunda kaç kişi Aziz Başkan'ı tanıyordu? Ama o gün herkes kadar Fenerbahçeli, herkes kadar sıradan bir Fenerbahçeli olan adam çıktı, geldi, başkan oldu ve 20 sene tarihe geçen bir süreç yaşadı. Dolayısıyla Ali Koç ismi etrafında kenetlenen camiaya saygı duyuyorum ama Ali Koç dışında bir çaremiz yoktur inancına kapılırsa insanlar, bunun da korkutucu olduğunu düşünüyorum. Ya senin bir lafına takıldım burada. Seçimden birkaç gün önce açıklar dedin. Ya şimdi Fenerbahçe taraftarı Yalçın abi kaostan çok sıkıldı değil mi? Mutlaka tabii canım. Ya şimdi mesela Ali Koç niçin bugün çıkıp ben adayım demiyor? Aziz Yıldırım eğer düşünmüyorsa niçin bugün ben aday değilim, başarılar dilerim demiyor? Yani bu ortamı, hani kaos ortamını bir an önce bitirmek çok mu zor? Niye birkaç gün önceye bekleyecek seçimin? Şöyle söyleyeyim o zaman. Bir kere Ali Bey'in başkanlığı bırakmayı düşünmediğini daha ilk günden, yani ben iki dönem başkanlık yapacağım sözünden biliyoruz. Sayın Başkan hatta en son konuşmasında da bunu belirtti. Vakti geldiğinde gerekli açıklamayı yapacağız. Yani Sayın Başkan aday olacaktır. Belki de muhtemel rakipleri görmek için bekliyordur. Ama aday olacak kesinlikle. Aziz Başkan cephesinden bakacak olursak, çok uzun zamandır aslında her konuşmasında, her ifadesinde, hatta her mimiğinde bir daha kesinlikle başkan aday olmayacağını söylemiş, ima etmiş, işaret etmiş birisinden bahsediyoruz. Şimdi seçim süreci yaklaşınca kongre üyelerinden kendisine gelen talepler vesaire olduğu için Sayın Başkan çıkıp böyle bir açıklama yapacak. Biliyorsunuz pandemi süreci, yasaklar vesaire, daha yeni çıktık. Onu da kısa bir sürede yapılmasını bekliyorum, yapılacağını düşünüyorum. Çok da kaotik bir ortam yok bence. Senin Mehmet'e başka bir şey? Yok, teşekkür ederim Mehmet'e. Mehmet'ciğim çok teşekkür ederim, vaktini ayırdın. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün Fenerbahçe camiasından da bu kadar kabus gibi bir tablo çizdiğim için özür diliyorum. Ama yani rakamlarda maalesef bu tabloyu işaret ediyor. Yapacak da fazla bir şey yok diye düşünelim. Teşekkür ederiz Mehmet. En kısa sürede burada da görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Takipçinizim. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ya dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yine hep eski isimler geliyor. Şimdi Mehmet'i dinlerken aklıma o geldi. Aziz Yıldırım, Ali Koç. Aziz Yıldırım, Ali Koç. Niye yeni isim çıkmıyor böyle şeylerde Yalçın abi? Şimdi neden çıkmıyor? Bir kere Ali Koç çok büyük umutlarla geldi. Biliyorsun. 20 senelik Başkan Aziz Yıldırım'a 11 binin üstünde oy fark atarak kongreyi kazandı. Ali Koç'tan bir şeyler bekliyorlar, tamam mı? Hala o beklenti var. Yani konumu itibariyle bir şeyler yapacağını düşünüyorlar. Ve bir tarafta Aziz Yıldırım'a haksızlık yapıldığını söylüyor. Bir dönem daha bıraksaydı, Ali Koç Aziz Yıldırım yapsaydı sonra zaten bırakacaktı. Şeyleri var, düşünceleri, konuşmaları var. Dolayısıyla hala bir kesim de Aziz Yıldırım'ın tekrar aday olmasını istiyor. Ne yazık ki yani. Ama başkan da bunu istemiyor. Ben de aynı
Mehmet'e katılıyorum. Başkan da bu konuda kesin bir açıklama yapacak. Yani aday olmayı asla düşünmüyor. Ben de şahsen Mehmet'in ve senin dediğin tablo çıkacak da işte böyle bir camiaya girecek yeni bir isimlere ihtiyaç var gibi geliyor bana. Var da şimdi yani sence mesela biri adaylığını açıklasa şu anda rahat bırakırlar mı? İşte o korku filmi gibi oldu iş. Değil mi? Evet. O da çok sıkıntılı. Yaratılan bu olay da çok kötü. Evet, dilimiz döndüğünce Fenerbahçe'nin bu sezonunu bir değerlendirmeye çalıştık. Futbolcusu, yöneticisi, geleceği, geçmişi. Pek hoş bir sezon geçmedi Fenerbahçe için ama dileriz ilerleyen günlerde çok daha olumlu tablolarla karşılaşırız. Biz de bu kadar karamsar konuşmayız Mehmet'in söylediği gibi. Mehmet'e tekrar buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz. Yalçın abi, son bir sözün yoksa ben de sana teşekkür ediyorum. Umarım artık önümüzdeki süreçlerde Fenerbahçe bu kadar üzücü tablolarla taraftarının karşısına çıkmaz. Daha iyi bir şekilde, taraftarını mutlu edecek bir şekilde bir sezon yaşar. Bu kaoslar da ortadan, evet, bu kaos da ortadan kalkar. Görüşmek üzere. Saygılarımızla abone olmayı unutmayın lütfen.